Bu arada AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. HDP ile niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı aranan marazi sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP de odur ve aynısıdır. Bizim görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. Zarfla değil, mazrufla ilgileniyoruz. Kabağa değil, öze odaklanıyoruz. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin taleplerinin karşılanmasıyla birlikte bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini bekliyor ve bunu destekliyoruz. Bizim gündemimiz milletimizin gündemidir. Sosyal medyadan Milliyetçi Hareket Partisi'ne asla istikamet çizilemeyecektir. Fitne tezgahı açanlara, el ovuşturan asalaklara, bozguncu telkinlere, iki yüzlü tahriklere, oyun içinde oyun kuranlara, onunla görüştü, bununla buluştu masalı anlatanlara, Cumhur İttifakı'nı sorgulayanlara kapalıyız. Alayını birden de yüzümüzü dönmüş durumdayız. Topuna diyorum ki haydi başka kapıya. Şimdi bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi'ni eleştiren malum televizyon ve basın mensuplarına sesleniyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde hamburger, İngiltere'de King Burger. Peki yollarda gelirken görüyoruz, Kılıç Burger yakında diye yazıyor. Buyurun MHP ile uğraşacağınıza Kılıç Burger yiyin de liderinizin arkasından koşun gidin. Nereye gidiyorsanız gidin. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken siz değerli milletvekili arkadaşlarıma en iyi dileklerimle selamlıyor, sağlıklı ve verimli bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanım, hitabınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Bir talimatınız yoksa toplantımızı kapatıyorum.